Ben Nesteren Akçay. Yoga Yeni Podcast'te hoş geldiniz. Ben yaşam ile derin bağlar kurmuş kişilerin sözlerinin, felsefelerinin ve hikayelerinin yaşamı zenginleştirdiğine inanıyorum. Yoga Yeni Podcast'te yeni ufuklar açan, düşünce dünyanı zenginleştiren kişilerin sohbetlerini dinleyeceksin. Bugün Semin Yılmaz'la birlikteyiz. Semin Kundalini Yoga öğretiyor ve kalpte yaşamak eğitimleri veriyor. Bugün gerek yogayini.com'da gerekse kendi Zoom online stüdyosunda derslerine, atölye ve eğitimlerine devam ediyor. Merhaba Sevin, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, çok şükür. Artık öyle diyorum. İyiyim, çok şükür. Evet, doğru söylüyorsun. Şükretmek çok önemli. Bu Evet. sohbet seni bizi etkileyen, İlham veren, belki hayatımızın akışını değiştiren kitaplarla ilgili. Seninle de bugün bu kitaplardan birini konuşmak için buradayız. Sen bugün bize ne getirdin? Hangi kitabı getirdin? Şöyle belki de benim gibi kütüphanende hala okunmayı bekleyen bir kitabın var. Kurtlarla Koşan Kadınlar. Bu kitabı getirdim. Ne kadar iyi ettin. Evet, kitap büyük. Kitap Evet, çok. kitap bu podcast'i dinleyen pek çok kadının eminim kütüphanesinde var ya da okunacak kitaplar, satın alınacak kitaplar listesinde diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda da yine pek çoğumuzun kütüphanesinde okunacağı günü bekliyor. Evet. Senin de bununla ilgili bir hikayen var. İstersen onunla Aynen. başlayalım mı? Kurtlarla Koşan Evet. Kadınları sen alıp hemen okumadın sanki, değil mi? Hayır. Hatta şimdi çok ilginç. Herkesin baskısı farklı. Benimki mesela 16. basım. Ben bu kitabı tabii ki duymuştum. Aldım. Birkaç sayfa okudum. Sonra gitmedi kitap, yani tek başıma, ve koydum kütüphaneme. Ama hani hep gözüm orada, hani bir gün olacak ve ben bu kitabı okuyacağım dedim. Sonra bu pandemi, ilk pandemide işte Mart ayında, Mart sonu gibi bir grup kadın, biz bu kitabı okumaya karar verdik. İlk başta ben böyle, yani zaten online dersler veriyordum. Ya bir de bunu mu katacağım hayatıma derken bir tarafım çok istedi, bir tarafım da böyle bir tembellik etti açıkçası. Hani kitabı okuma bu sürece o disipline girmek anlamında. Ama sonra dedim ki eminim vardır bir hikmeti ve iyi ki de katılmışım. Biz şöyle Öze Dönüş diye bir program var. Kadınlar, sırf kadınlara yönelik tüm dünyada yapılan. 2011 senesinde Türkiye'ye geldi bu program ve kadınlara yönelik içsel keşif ve liderlik programı. Ve ben bu programa 2011'de katıldım ve sonra da devam ettim. Hem orada çemberlerde oturup paylaştım. Hem kundalini yoga yaptırdım. İlk defa yoga deneyimleyen insanlar kadınlar oldu. Neyse o grup kadınla bir arada dedik ki biz bu kitabı okuyalım. Ve 40 kadın bir araya geldik. Mart sonu gibi başladık ve Temmuz sonunda bitirdik. Muazzam bir adanmışlıktı ve çünkü hani çok uzun bir süreç, 4 ay gibi bir süreç var. Hani Mart sonu Nisan'dan başladık dersek. O yüzden de bu kitabın bendeki yeri şu anda çok başka bir yerde, çok daha derinde, çok daha paylaştığım için o kadınlarla da çok farklı bir yerde. Hatta biz o grup kadınlarla birlikte şimdi başka bir kitap okumaya başladık. Tanrılar Okulu'nu. Burada ama en önemlisi biz haftada bir buluşuyorduk bu kitabı okurken. Biz o anda neyin içinden geçiyorsak onunla bu kitabı okuduk. Dolayısıyla bir deneyim yaşadık. Yani sırf kitap okumak değildi bizimkisi. Okuduk. O anda içinden geçtiğimiz durumda bize çarpan,
ve hatta etkileyen sorduğumuz sorular oldu. O paylaşım çok farklıydı. Yani onun gücü de çok farklıydı. O yüzden derim ki bu kitabı tek başınıza okumayın. Peki. Sen anlatırken ben de şunu düşündüm aslında. Hepimiz, benim özellikle bu seriyi başlatmama da ilham olan şey izolasyonun ve birazcık da sosyal ortamlardan geri çekilmenin zorunlu hale geldiği bir dönemde desteklere, kaynaklara ihtiyacımız oldu. Ve bizim aslında zaten kendi kaynaklarımız, kendi desteklerimiz vardı. Bazılarımız daha şanslıydık. İşte ailemizle birlikte çekildik. Kendi evimize, o izolasyon ortamına. Ama bazılarımız da tabii ki yapayalnız kalmak zorunda kaldık. Tek başına yaşayan pek çok kadın var. Erkek de var ama yani hani bu dönemde aslına bakarsan kaynak ihtiyacı yalnız veya kalabalığın içinde yalnız, kendi içindeki o izolasyon, o bir şeylerden mahrum bırakılma, hatta kendini geri çekmeye zorlanmışlık hissinin olduğu bir dönemde ben şeyi duyuyorum ki bu kitapta o kız kardeşliğin, o aslında birbirinden güç almanın enerjisi zaten aktarılmaya çok çalışılıyor. Ama bunu yine seninle aynı duygulardan geçen, belki benzer deneyimlerden geçen, belki benzer güçlükleri, kaygıları, mahrumiyetleri yaşayan insanlarla birleştiğin bir noktada okumak, koskoca bir ipe bir sürü kişinin tutunması ve birlikte aslında gücü bulması gibi geliyor, öyle hissettiriyor. Ve senden de onu anlıyorum. Kitabın mesajı adeta senin için bedenlenmiş gibi de geldi bana sanki. Aynen, aynen. Yani o kadar hatta bedenlendi ki veyahut da o kadar çok hayatımın içine girdi. Ben bunu böyle online meditasyonlar yaptırıyordum. O meditasyonlara girmeden önce mesela bir bölüm okuyordum, bir paragraf okuyordum. O kadar etkileniyordum, yaşıyordum adeta. Yani kitabı gerçekten bana çok ilham oldu, yaratıcılığıma çok ilham oldu. Orada şöyle bir bölüm vardı, onu okumak istiyorum. Diyor ki, sezgilerinizi, içsel sesinizi dinleme alıştırması yapın. Sorular sorun, merak edin, gördüklerinize bakın, duyduklarınıza kulak verin. Sonra da doğru bildiğiniz şeye göre davranın. Ve bu gerçekten benim çok uzun zamandır mesela içimde seslenen, vermek istediğim, aktarmak istediğim kalpte yaşamak eğitimlerime bir ilham oldu. Dedim ki şu anda tam zamanı, yani bunu aktarabileceğimin en güzel zamanı. O yüzden de buna kulak verdim ve harekete geçtim. Hani kulak veriyordum ama harekete geçmekte çok gecikiyordum. Harekete geçtirdi bu beni ve sonradan çok büyük ilham oldu. Yani devam da etti ilham olmaya. Ve sonra orada şu var: uygun soruyu sormak dönüşümün en önemli eylemidir. Şimdi biz bu kitabı okurken doğru soruları sormayı, girdiğimiz tuzakları, orada mesela örnekler vardı, bunu uygulasan, onları mesela yaptık aynı zamanda. Ve şu soruyu sorduk: acaba bu dönem senin hayatında ne sona eriyor? Hayat, ölüm, hayat döngüsü var yaşamın içerisinde. Bir şeyler sona eriyor, ölüyor ve yeni şeyler doğmak için bekliyor. Sonra devam ediyor: hayat, ölüm, hayat doğası bir canlanma, gelişim, çöküş ve ölüm döngüsüdür. Bunu da her zaman yeniden canlanış izler. Yani bu bana o kadar dokundu ki, çünkü ben 3 sene boyunca 1000 gün Satanama mantrasını, aynen Satanama neydi? İşte sonsuzluk, hayat, ölüm, yeniden doğum mantrasını söyleyerek 31 dakikalık meditasyon yapıp sonra bu bir daha karşıma çıktığında şeyi fark ettim. Benim döngülerle bir
şeyim var, ilgim var döngülere ve bu kitapta o döngülerden o kadar çok bahsediyor ki, hatta kitabın son kısmında 7 senelik döngüleri, kadınların 7 senelik döngülerine yazmış. Çok büyük bir paralellik vardı. Yani hayatımda var olan çalışmalarım yogayla bunun böyle büyük bir paralelliği oldu ve hatta bazı taşlar da yerine oturdu sanki. Evet, aslında bize ilham veren kitapların ya da her neyse, bazen bu film oluyor, bazen bir şarkı oluyor ya, evet, da bazen bir insan oluyor, onunla ilişkimiz oluyor. En önemli özelliği o değil mi? Ya bazı taşlar yerine oturuyor ya da bazı taşlar tamamen değişiyor, yerleri tamamen değişiyor ve sen dünyaya bambaşka bir çerçeveden bakmaya başlıyorsun. Benim sana bir sorum olacak aslında. Özellikle tabii kitap üzerinden konuştuğumuz için. Kitabın birden fazla mesajı var okuyana. Sence içerideki güçlü mesajlar neydi ve senin için sana en fazla konuşan, senin aldığın en güçlü mesaj neydi kitaptan? Valla o kadar çok yer var ki, çünkü ben bu kitabı okurken altlarını çizip yıldızlar, işte bir tane daha yıldız, kocaman yıldız öyle okudum ve hani çok var, ama şöyle şuradan gideyim. Özellikle kadın olmak. Yani ben son 11 senedir gerçekten belki de işte hayat döngüm 40'lı yaşlar, yeni bir döngüye geçtim ve birçok şeyi sorgulamaya başladım. Kendi kadınlığımı sorgulamaya başladım. Ve burada şöyle bir şey var, bölüm var. Şöyle eskilere gidelim, kadınların özelliklerine bir bakalım. Kadınların en büyük görevi kabilede olup gelecek nesli büyütmek, beslemek, şifalandırmakmış. Anne ve tanrıça olarak anılırlarmış. Erkeklerse savaşçı ve avcı. Modern dünyaya baktığımızda kadınların doğasında olan özelliklerin çoğunun yok olduğunu görüyoruz. Bu kuvvetli bir yer, bence bütün kadınlar için tekrar bakmamız gereken bir yer. Ve sonra duygular şefkat yerine güç, rekabet, hırs odaklı değerler kadının yaşamına girmiş durumda. Maalesef de daha çok erkek gibi olma isteği hakim. Yani roller karışmış. Yani burada gerçekten biz rollerimizi karıştırdık, enerjilerimizi karıştırdık. Özellikle ben anneyim, hani iki çocuk annesi. Bu bütün iş hayatımı 11 sene önce bırakmadan önce ki bocaladığım dönemi bana tekrar hatırlattı. Hani sonra yoga ile birlikte tekrar o enerjilerim, o taşlar yerine oturmaya başladı, ama yani işte eskiye gidip annene, onun annesine, onun annesine hani gidip onlar nasıl hayatlarını sürdürmüşler? Bana ne miras kalmış onlardan? Ben şu anda neredeyim? Ben kızıma nasıl bir miras bırakıyorum? Hep bu gündemimdeydi. Diğeri de bu da çok benim altını çizdiğim bir yerdi. Ruh ile bağlantı. Şimdi hep böyle deniyor ya, ya siz çok işte ruhani şeylerdesiniz. Şöyle bir cümle vardır. Biz ruhsal olmaya çalışan insanlar değil, insan olmaya çalışan ruhani varlıklarız. Yani esasında biz zaten ruhaniyiz de insan olmaya çalışıyoruz. Yani bu mesela beni çok etkilemişti ve hep de aktardığım bir şey. Bu kitapta da şöyle diyor: ruh ile bağlantıya peki nasıl girebilirim diye soruyorsan, derin meditasyon, dans, yazı, resim, ibadet, şarkı söyleme, davul çalma, etkin imgelem ya da bilincin yoğun bir şekilde değişmesini gerektiren herhangi bir faaliyet aracılığıyla ulaşır.
o kadar hoşuma gitti ki, çünkü bunların çoğu benim hayatımda var. Yani dans var, yazı var, işte bir enstrüman henüz çalmıyorum ama çalmak istiyorum. Bunlar gerçekten insanın ruhuyla bağlantıya geçiriyor ve bunun da altını kocaman çizmişim. Yani birazcık şey diyorsun aslında, onu duyuyorum ben. İlgi alanlarında çeşitliliğe izin vermek, değil mi? Tek bir şeye sarılmak, Evet. tek bir şeyde başarılı olmaya çalışmak, her şeyi başarı üzerinden değerlendirmek yerine farklı farklı şeylere ilgi duymaya izin vermek ve aynı zamanda onların tadını çıkarmak. Sadece Aynen. olmak için yapmak, sadece keyif almış almak için yapmak, denemek yani. Evet. Açılmak. Yani illa aynen mesela dans diyelim ki bir ara böyle acaba ben dansı daha mı şey yapsam, öğretsem mi, o yöne mi kaysam? Sonra da dedim ki ya kalsın bu biraz, bu benim şeyimde kalsın, hani hobim olarak kalsın. Hani bu benim bunu da öğretmenliğin içine niye alayım ki? Yani bu bana dediğin gibi keyif veriyor, bu beni besliyor, bu beni zenginleştiriyor, ilham oluyor. Yani bunu da bir iş haline dönüştürmenin hiçbir anlamı yok dedim sonra. O yüzden Güzel. dediğine katılıyorum. Evet. Sonra birkaç tane daha. Bu da çok beni etkilemişti. Bir kadının yaratıcı yeteneği onun en değerli servetidir. Çünkü bu yetenek dışarıya vericidir ve içeriye doğru da onu her düzeyde besler. Biz yarattıkça bu vahşi ve gizemli varlık da karşılığında bizi yaratır ve içimizi sevgiyle doldurur. Öylesine hayat enerjisiyle dolu oluruz ki biz de hayat veririz, patlarız, çiçekleniriz, bölünüp çoğalırız, dölleniriz, kuluçkaya yatarız, duyguları aktarırız, yayarız. Bu işte. Buydu benim aradığım şey. Yani benim istediğim şey de buydu. Ve bu pandemide bu gerçekleşti esasında. Çünkü ben bunu içimde tuttuğum müddetçe, ben tamam çiçek açıyordum, insanlar söylüyordu. Çiçek açtığımı, dönüştüğümü, ışığımı yaydığımı, ama ben bunu paylaşmak istedim. Ben peki ne yaptım da böyle oldu? Çünkü bu kadın da bu kitabı ya bu sebeple yazmış. Hani kendi sen de bunu oku ve sen de kendi iç gücünü bul, sen de yaratıcılığını bul, sen de duygularınla yüzleş, barış, kabul et. Hani dolayısıyla elimizdeki olanları esasında hor görmeyip, küçümsemeyip paylaşmamız çok önemli ki bence kova çağda bunu gerektiriyor. Evet. Paylaşmak, yani bunu yapıyoruz. Ve sonra burada da bir zihin olayı giriyor içeriye. Harpy sendromu diye bir şey var. Bu yetenek ve çabaları küçümseyerek ya da son derece yerici bir içsel diyalog kullanarak tahrip etmektir. Harpy konuşması bu aptalca bir fikir. Kimse bununla ilgilenmez. Gülünç denecek kadar basit. Pekala, sözlerini bir yere yaz. Fikirlerin çok budalaca. İnsanlar sana gülerler. Aslında söyleyecek bir şeyin yok. Eğer diyor böyle bir diyaloğun varsa içinde diyor. Nehrin kirlenmiştir diyor. Kalbin birçok kez kırıldıysa ve artık onu geri almak istiyorsan besin al. Yani nehrini temizle diyor. Ve içini de kendin kirletin aslında, söylediğin hani o içsel Aynen. olumsuz konuşmalarından. Evet. Ve bunu da Kendin kirlettin veyahut da sana söylendi, sen onu aldın. evet. Evet. Tabii. Yani bir şekilde onu duymuşsun, onu almışsın, onu kabullenip benimsemişsin. Evet. Farklanmışsın bir şekilde. Neyi alıp neyi sahiplendirdiğimizi de birazcık elekten geçirmeyi hatırlatıyor. Aynen. Teşekkür ederim. Çok güzel paylaşımlar yaptın.
Ve ben tabii başta söylediğin yere geri dönerek buradaki döngüyü de tamamlayayım istiyorum. Sen dedin ki ilk bu kitabı almıştım ve aslında pandemide bir grup sayesinde bunu okuyabildim. O grup aslında bunu sadece okumak değil, aynı zamanda benim için bir deneyim haline getirmek oldu. Kitabı alan, kütüphanesinde olan veya almayı düşünen ama gözü korkan kişilere bir önerin olacak mı? Bu kitabı sen tabii başkalarıyla birlikte okudun ama nasıl okumalarını önerirsin? Farklı nasıl bir yöntem olabilir okumak isteyen ama bir şekilde içine giremeyenler için? Şimdi bu kitabın en sonunda çok güzel bir şey söylüyor yazar. Her bireyin süreci bir bireyin süreci biriciktir. Evet. Ve bu 10 kolay adımı at sonra her şey yoluna girecek şeklinde kodlanamaz. Dolayısıyla bence bu kitap okuma konusunda da kodlanamaz. Bana bu şekilde geldi. Çünkü ben aynı zamanda bir film seyretmiştim. Belki seyretti mi bilmiyorum. Edebiyat ve Patates Turtası Derneği diye bir kitap, bir şey film var. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyor. Evet. Ve o insanlar işte bir adada bir araya geliyorlar ve kitap kulübü kurup birbirlerinden güç alıyorlar esasında. Ve ben onu izlediğimde çok hoşuma gitmişti. Ve bence hani eğer şöyle bir ihtiyacın varsa, birbirinden güç almak istiyorsan ve paylaşmak istiyorsan, bir şekilde disipline olamıyor ama hani bir grubun parçası olup disipline olmaya seni teşvik eden böyle bir kitap kulübünün içerisinde okuyabilirsin. Veyahut da sen kurabilirsin. Yani birkaç arkadaşınla birlikte, sevdiğin arkadaşlarınla birlikte hadi gelin bunu okuyalım diyebilirsin. Veyahut da rastgele işte bir bölüm seçip, bir masal seçip onu o gün okuyabilirsin. Ama o zaman hani hepsi farklı, işte süreç biriciktir ya. Yani bazen tek başına bunu yapmak isteyebilirsin. Bazen de paylaşarak böyle bir kitabı okumak isteyebilirsin. O yüzden sanki bunun öyle bir şeyi yok gibi geldi bana sen sorunca. Evet. Tabii ki her dediğin doğru, her deneyim biricik. Ve üstelik de kadınlara bu kadar bir anlamda hani yaratıcı güçlerini, kendi otantik varlıklarını, kendi hani o biricikliklerini, cesaretlerini, güçlerini hatırlatmak için yazılmış bir kitabın içine girmek de bu kadar zor olmamalı. Belki birazcık da ya dalalım bakalım demek gerekiyor. Evet, yani bir merak esasında burada. Ve acaba hani mesela o kadar ben belki bana benimle örtüşen konuların altını çizip onları paylaştım, işte yaratıcılıktı, ruhtu, hani kendi sürecimle ilgili olarak. Ama mesela çok fazla duygular var, öfke var, korku var, hani bunlar o duyguları içinden geçmene de çok yardımcı oluyor bu kitap. O yüzden neredeysen hani eminim o şekilde sana bu kitap seslenecektir, yardımcı olacaktır. Evet, benim kitapla ilgili tabii çok teşekkür ederim bu paylaşımların için. Beni senin bu söylediklerin tabii ki çok etkiliyor. Bunların yanı sıra mesela etkileyen ve dikkatimi çeken, altını çizdiren şeylerden bir tanesi de hakikaten zorlayıcı, güçlü duyguları bastırmak, yok etmek ve hani o dingin, sakin, sabırlı, hani tolere eden bir prototip kimlik var. Ona bürünmek zorunda hissetme kalıbını kırmayı da özendiren, onun gücünü veren, iznin var
dedirten mesajları var kitabın. Ve bence pek çoğumuzun da, özellikle hani kadın olarak pek çoğumuzun da bu izne de ihtiyacı var gibi geliyor. Evet. Sanki bir de şey var değil mi, biz hani yoga öğretmenleri olarak sanki hani bu duyguları hiç yaşamamamız gerekiyor. Hep böyle sükunet, işte o dinginlikte, hani tam tersi esasında duyguları yaşamak çok sağlıklı. Sadece o dramların içerisine giriyor musun? Hani sürekli orada mısın? Burada da yazıyor, tuzaklar var diyor. Hani o tuzaklarda sürekli, tuzaklara düşüp sürekli aynı yerde misin? Aynı döngünün içerisinde misin? Yoksa oradan bir şekilde kendini kurtarıyorsun ve kurtarırken de farklı farklı zamanlarda döngülerin içerisinde duyguları yaşıyorsun ama o drama girmiyorsun yani. Çok uzun kalmıyorsun orada. Evet. Evet. Bu da beni çok çarpmıştı ve çok da bu konuda çok da ifade bulduk bu grubun içerisinde. Öfke olsun, utanç olsun. Mesela cinsellik bölümü var, onu anlatmam lazım. Biz böyle bülbül gibi şakıyoruz işte öfkede, ondan sonra işte şeyde ne derler, ölüm, işte yeniden doğuş falan, o bölümler. Sonra geldi cinselliğe. Şimdi çok kişi de birbirini tanımıyor yani. Hani o grubun da bir arada olmuş olanlar var. Başka gruplarda bir araya gelenler var. Farklı zamanlarda. Şimdi herkes tabii çok özel bir şey. Ve ben dedim ki o gün, ya dedim, ne kadar fark ettim ki dedim, cinsellik devreye konusu girince hiçbirimiz eskisi gibi konuşmuyoruz. Bir şekilde bir tabu, bir utangaçlık söz konusu oldu. Hani bu kadarını paylaşsam mı, paylaşmasam mı? Biz kadın kadına yani. O da çok ilginçti. O mesela, o bölüm böyle biraz daha şey geçti. Daha hafif geçti diyeyim. Diğerlerine de sonra. Bence orada hepimizin paylaşmaya, paylaşma açısından kendine izin vermek için biraz daha güvende hissetme ihtiyacının, aynen, belki aynen, desteklenmesi gerekiyor. Aynen. Ben de onu dile getirmiştim. Çok doğru bir noktaya değindin. Yani tabii ki o biraz daha güven gerektiren bir yer, oraya açılmak konusunda. Ama çok çok güzel bir kitap ya, kesinlikle herkesin yani, bence erkeklerin de kadınları tanımak istiyorlarsa okuyabileceği bir kitap, ama yani tüm kadınların gerçekten okumasını çok çok tavsiye ettiğim bir kitap diyeyim. Süper. Çok teşekkür ederim Semin. Ben teşekkür ederim. Sohbetti yine seninle. Kurtlarla Koşan Kadınlar. Evet, okuduysanız tekrar bir hatırlamak, tekrar bir farklı bakış açılarını duymak için dinlediyseniz bunu, ne güzel, teşekkür ederiz. Ama okumaya cesaret etmek istiyorsanız alın size cesaret bizden. Ve birazcık da salın gitsin. Bunun bir kuralı yok diyor Semin. Ortasından, başından, evet, sonundan başla ve sana nasıl konuşuyorsa, ne diyorsa oku gitsin, bir yerden bir şekilde devam eder. Bu sohbetin de sonuna geldik. Herkese dinlediği için teşekkür ederiz. Sana katıldığın için tekrar teşekkür ederim Semin. Ben çok teşekkür ederim. Böyle çok keyifli, özellikle derin bir deneyimden geçtiğim bir kitabı burada paylaşmak benim için çok kıymetliydi. Sağ ol. Yeni bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Bizi Spotify'dan, Apple Podcast'ten takip edebilirsiniz. Yeni bölümlerimiz devam edecek. İlham Veren Kaynaklar serimiz devam edecek kitaplarla ve belki ileride daha farklı
kaynaklarla. Eğer bu sohbetlerden keyif alıyorsanız lütfen yorumlarınızı bırakın. Apple Podcast'te bize 5 yıldız verin. Bu motivasyonlar da bize çok iyi geliyor diyerek bitiriyorum. Yeni sohbetlerde görüşmek üzere.